Merhaba arkadaşlar. Bir yayına daha beraberiz. Türk Dili ve Edebiyatı Deneme 39'un çözümlerini yapacağız sizlerle beraber. Böyle olursa rekora doğru gideceğiz herhalde. Çok kısa bir sürede 39. denememize geldik. Umarım bu çözdüğümüz denemeler size sınavda çok 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 faydalı olur. Ve sınav atmosferinde hiç zorlanmazsınız. Bütün dileğimiz, temennimiz o. Arkadaşlar bu deneme hazırlamış olduğum sorulardan oluşan bir deneme. Bana ait sorular bunlar. Orta ölçekli, çok zor değil. Sınavda çıkma ihtimali olan konular içeriyor. Ona göre değerlendirebilirsiniz kendiniz. Yani çok aşırı zor soru soralım diye bir deneme yapmadık. Sınavda çıkma ihtimali olan sorulardan bir deneme. Evet, yeni gelişmelerden de haberdar olmanızda yarar var. Kanalımızı takip edebilirsiniz bu noktada. Etmeyenler varsa. Evet, ilk sorumuz bir anlam bilgisi sorusu. Parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diye soruyor. 21 Şubat akşamı günün yorgunluğundan sıyrılmaya çalışırken sıyrılmak kalabalığa karışmak mı? Öyle bir anlam söz konusu değil arkadaşlar. Tophane'nin yolunu tuttum, gittim. Bir nefes alma alanı olan, dinlenme alanı olan edebiyata sığınmak için nefes alma, dinlenme anlamında olabilir. Söyleşilerin sorulu cevaplı konuşmaların buradaki ifade o. Semih Gümüş'ün soruları eşliğinde çeşitli yazarlar yapılan söyleşi. Yani soru cevap anlamında kullanılmış, sıkıntı yok. Sözünü sakınmadan etkinliğinden, yani etkinlik program arkadaşlar. Başta söylediğim gibi sıyrılmak, kalabalığa karışmak anlamında değil. Birinci cevabı Adana. İkinci sorumuz, bu parçada geçen iç sesini resmetmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir an düşünebilirsiniz. İç sesini resmetmek, yani duygularını, düşündüklerini, hislerini ortaya koymak, dışa aktarmak gibi bir anlam olması lazım. Bir şair kendi iç sesini resmedemiyorsa hiçbir zaman şiirde olmamıştır. İç ses şiirin ilk yatağıdır ve bu özne daima gizlidir. Yani iç sesi dışa aktarmak. Bakalım şıklara. Aşkın evrenselliği, evrensellikle ilgili bir şey yok. Hissettiği duyguları şiire aktarmak, resmetmek anlamındadır arkadaşlar. Bu olabilir. Sosyal konularda kalem oynatmak, sosyal konu yok. Toplumun sıkıntıları yine yok. Okurun önemsediği konular yine bunlar söz konusu değil arkadaşlar. İki Bursa doğru cevap. Üçüncü sorumuz, aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir? Yani öznel değildir, nesneldir demek istedi bu soruda. Turizmin hızlı yaşandığı dünya adalarından birisi olan Maldivler'de deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya yaşarken doğa harikası olan ada, bunlar kişisel görüşler. Doyasıya yaşamak, doğa harikasından daha net bir şekilde çıkartabiliriz. Burada kişisel düşünceler var arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Doğal güzelliği pek çok dergi ve habere konu olan Koron Adası. Bir dakika. Evet. Koron Adası Filipinler'de bulunan ve birçok kişi için olağanüstü. Onu da oradan elediği kişisel düşünce içeriyor. Deniz ile İç içe yaşamak isteyenlerin tercihlerinden biri olan Nuuloopa Adası'nda turistler romantizmin zirvelerinde dolaşmakta. Burada da yine kişisel düşünce var. Salt ada manzarası eşliğinde gün boyu deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler Malta'nın Komünot Adası'nı tercih ederlerse pişman olmazlar. Yine bir kişisel düşünce. Demek ki E şıkkında yok arkadaşlar. Vakana Gölü yakınındaki adada tatil yapanlar doğa fotoğrafları çekmekte ve küçük sandallarla piknik ve yürüyüş alanlarına da ulaşabilmektedirler. Herhangi bir yorum yok. Salt bir gözlem söz konusudur. E şıkkı doğru cevap. Evet, dördüncü sorumuz. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Benzetme, geçmiş zamanın güzelliği, hayal edilen bir hayat, sade bir anlatım, serbest ölçü. Arkadaşlar, şöyle baktığımızda zaten şekil olarak bir serbest ölçü var. Anlaşılmayan bir kelime var mı? Varsa sade olmaz.
Bir dünya düşünürüm, ülküsü kardeşlik, yaşlılar korkusuz, çocuklar mutlu ve yaşatan sevinçler için yarışta gençlik, o güzelim dünya ki yüzyıllardır bütün altın kalplere, kalplerce arzulanmış. Sade bir anlatım var. Şimdi bir dünya düşünüyor, yani hayal ediyor anlamında, hayal edilen bir alem var. Benzetme geçmiş zaman arasında, şurada altın kalpler, burada bir teşbih-i beli var. O zaman geçmiş zamana değil, gelecek zamana ait bir hayal var arkadaşlar. 4 Bursa doğru cevap olacak. 5. sorumuz, bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Tanımlama, karşılaştırma, neden sonuç, yakınma, zıt anlamlı sözcükler. Şöyle bakalım hemen arkadaşlar. Dikkatimi çekmişti. Öven, kin, güden. Burada bir zıt anlam söz konusu. Bunu bir defa eleyelim. Tanımlama var mı? Onları da hepsini göreceğiz şimdi. Biraz zamanımızı alabilir. Savaş her yönüyle insan ve toplum hayatının en büyük sarsıcı unsurlarından biriymiş. Savaş neymiş? Bir tanımlamadır. Savaşı tanımlamış. Karşılaştırma var mı? Ona bakalım. Osmanlı'nın yıkılış sürecinde yaşananları daha iyi anlamak için o dönem yazarlarının eserlerini yakından incelememiz gerekir. O dönemdeki yazarların büyük bir çoğunluğunun eserlerine savaş temasını o günün ihtiyaçlarına uygun biçimde daha çok kahramanlığı öven düşünceler veya düşmana kin gülen duygular olarak kaleme aldığı görülür. Evet. Başka ne var? Bu eserlerde idealize edilen Anadolu halkı büyük bir kahramanlık göstererek düşmanı yurdundan kovmuştur. Ancak savaş temasının insan hayatı üzerindeki tesisini anlatan ve bize döneminin gerçekleri içinde savaş gerçeğini yaşatan yazarlarımız maalesef azdır. Bir yakınma söz konusu. Arkadaşlar büyük bir çoğunluk dediğinde, ondan sonra daha iyi anlamak için dediğinde, neye göre daha iyi anlamak, herhangi bir şeye göre daha iyi anlamak, daha ifadesi bir karşılaştırmayı da beraberinde getirecek. Onu da oradan eleyebiliriz. Neden-sonuç ilişkisi, neden, niçin böyle davranılıyor gibi bir anlam ben göremedim. Ceyhan doğru cevap arkadaşlar. Evet. 6. sorumuz, nazım şekli hangisidir diye sorduk burada arkadaşlar. Beyitler haline yazılmış. Bana yani ilk beyit kendi arasında kafiyeli. Sonradan gelen beyitimiz B, A. Tekrar yine bir bana. Arkadaşlar ilk beyit kendi arasında kafiyeli. Sonrakiler B, A, C, A diye gidiyor. Şimdi kıt'a da ikilik sayılır. Yani beyitlerden oluşur ama kıt'a matlağı beyti olmaz. Oradan eledik. Mesnevi o da beyit ama Mesnevi kendi arasında kafiyeliydi. O da olmaz. Şarkı, tuyu, dörtlüktü. Dolayısıyla bu şıklara kaside olmadığı için gazeli gönül rahatlığı diyebiliriz. Kaside olsaydı zaten iş karmaşık bir hal alırdı. Olmazdı. Evet, 6 Edirne. 7. sorumuz. Ayrıt içinde verilen sanat yoktur. Telmih demiş. Telmih neydi? Hatırlayalım. Telmih, hatırlatma. Sensin bizi muhlisine gargab-ı fenadan ne zevraku ne nuhu ne tufan biliriz biz. Hazreti Nuh tufanı diye bilinen tufana bir gönderme var. Hatırlatma var daha doğrusu. Telmih. İsal mesel atasözüydü arkadaşlar. Şiirde atasözü. Hüsnü mahbublardan üstündür. Gerçi derler el elden üstündür. Atasözü arkadaşlar. Bunu da buradan eledik. Teşhis kişileştirmeydi. Müşteri yok hünerlerim satayım. İktiza etse taklada atayım. Bir kişileştirme yok. Hünerleri bir mal gibi satmak, bir eşya gibi satmak bir başka sanat var diyebiliriz. Burada hüner biraz da soyut bir şeydir. Bir meta değildir. Ama kişileştirme yok arkadaşlar burada. Bakalım tezat ne siyah eylemiş bu nasiyeyi, saçımı bembeyaz eden baktım. Bembeyaz ve siyah burada tezat var. Teşbih demiş yani benzetme. Gamzeler tizan olmuştur ol ebru kavvaz. Rahı aşkı bugün ol kaşı kemanım. Yani diğerini belki buradan tam anlamayabilirsiniz. Ebru'nun kavvaz olmasını.
Hamze'nin tigzen olmasını ama kaş keman direkt daha anlaşılır sade bir özellik var. E şıkkı da teşbihi içeriyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet, 8. sorumuz. Yazar eser tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi bu yıl için söylüyoruz, 2020 yılı için nedir? Nurullah Ataş sözden söze deneme ama bu yıl denemeyi sormayacaklar fakat bilginiz olsun. Fadi Rıfkı Atay bizim Akdeniz anımı değil arkadaşlar. Bizim Akdeniz, Tuna kıyıları, Times kıyıları bunlar gezi anı değil. Atıl İlhan Abbas Yolcu gezidir arkadaşlar. Fikret Otyam Habudiyar röportajdır. Sabahattin Eyüboğlu'nun Mavi ve Karası denemedir. Yine 2020 için bir tehlike arz etmiyor. A ve E şıkları. Ama Abbas Yolcu'yu, Habudiyar'ı, bizim Akdeniz'i bilmenizde yine yarar var arkadaşlar. 8 Bursa doğru cevap. 9. sorumuz. Hangisinin bir masalın farklı bir bölümünden alındığı söylenebilir? Haydi bakalım. Yani gözünüzü korkutuyor mu soru bir anda şöyle bakınca nereden başlayacağız diye. Çok da bir problem değil. Anlarsınız arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Şah vezirine nereye giderse oğlundan ayrılmaması için emir vermiş. Bu oğul günlerden bir gün at sürüp ava gitmiş. Onunla birlikte babasının veziri de saraydan ayrılmış. İkisi birlikte yol alırken önlerine canavar görünüşü bir hayvan çıkmış. Merak unsurunu tak orada kilitledi. Düğümü attı. Düğüm bölümü diyelim biz buna. Bir ihtiyar yine varmış. Devam ediyor. Geriye dönüp bakmış ki oku atan padişahın oğlu. Sonra ne olacak? Yine bir merak. Serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır yani. Burada bir merak unsuru yine. C'ye bakalım. Mahmud'u oturtup dizine yatmış. Dağda çiçek çok. Oradan bir çiçek, buradan bir çiçek derken epey uzaklaşıp gitmiş. Bir de öteden aksakal bir adam gelmiş. Evet, yani oradan yine bir gelişme olacak. Ne olacağını bilmiyoruz. Yine bir merak unsuru diyebiliriz. D şıkkında kapının birini daha açmış diye devam ediyor. Yola çıkacağı zaman kardeşine bir not bırakmış. Notta ne var acaba diye bir merak unsuru yine olabilir arkadaşlar. Sonrasına bakalım. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Bunu zaten hatırladınız. Duruşu da çok farklı. Yani küçük bir dikkate zaten yaparsınız. Masalın döşeme bölümünden alınmış arkadaşlar. E şıkkı doğru cevap. Evet. 10. sorumuz, destanlardan hangisi bu parçada dile getirilen İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası doğal destanlardan birine dahil edilemez? İslamiyet sonrası doğal destan. Burada destanlarla ilgili bir bilgi verilmiş. Hangisi İslamiyet sonrası destan değil? Saltık Burhan destanı, Karahanlı Hükümdarı'nın Danışment Gazi, Manas destanı Kırgızların, yine Battal Gazi. Bunlar İslamiyet sonrası destanlar. Ama Ergenekon destanı İslamiyet öncesi bir destandır arkadaşlar. Türklerin bir dağa sığınması ve sonrasında 300 yıl, 400 yıl orada kalıp bir başka yere gitmek için dağı eritmesi anlatılır. Onun adına doğru cevap. Dede Korkut hikayeleriyle ilgili bilgi yanlışı söz konusudur. Şimdi bir ön sözde 12 hikaye bulunmaktadır. Arkadaşlar burada küçük bir hatırlatma yapayım. Yani son gelişmelerle bir 6-7 tane daha hikayenin bulunduğu söyleniyor. Ama normalde bugüne kadar bir ön sözde 12 hikayeden oluşur diye ÖSYM'de sormuştum. Ama bilginiz olsun. Yani yeni gelişmelerle farklı metinlerin olduğunu söyleyenler var. Zaten siz soruyu ona göre değerlendirirsiniz. Destandan halk hikayesine geçiş dönemi ürünü. Bu çok önemli bir özellik. Olağanüstülükten normal halk hikayesi unsurlarına geçiş var. Bunu da elemiş olduk. Oğuz Türklerinin yaşantısına dair bilgiler var. Evet ama sonuna kadar okumazsanız işte burası çok sakat olur. Sadece düz yazı biçiminde değil. Düz yazı biçiminde var. Sonrasında Dedem Korkut soy soyladı, boy boyladı, aldı eline sazı ve başladı söylemeye diyor. Şiir söylüyor orada arkadaşlar. Tamamen düz yazı değil. 15. yüzyıl yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut hikayelerinin sonunda söz alan bilge bir kişidir.
meçhul bir halk ozanı diye geçer. Evet. 11 Ceyhan doğru cevabımız olacak arkadaşlar. 12. sorumuz. Hangisinde bir bilgi yanlışı var diye soruldu. A şıkkı Alevi Bektaş Halk Şiirinin kurucusu olan Kaygı Saptan'ın Budalağanname, Dolapname adlı eseri vardır eserleri. Makalat ve Şerhi Besmele adlı eser Hacı Bektaş Veli'ye ait bir eserdir. Ahilik anlayışına bağlıdır zaten kendisi. Tasavvuf, kainatta tek vücut olduğu anlayışını benimsendiği bir inanç. Şimdi tek vücut arkadaşlar, vahdeti vücuttur. Vücudun birliği anlamındadır. ÖSYM tasavvuf kavramını, mistisizm kavramını sınavda sorduğu için ben de farklı bir formata sormayı düşündüm. Tasavvuf, Allah'a ulaşma düşüncesidir. Ama vahdeti vücut, vücudun birliği, tekliğidir arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı cevap olacak. Şunu da unutmayasınız. Risalet-i Nusriye Yunus Emre'nindir. Tapduk Emre'nin dergahında tasavvuf öğretilerini almıştır. Mistisizm, akıl ve mantıkla anlaşılamayacak hakikatleri fizik ötesi bir sezgiyle anlama çabasıdır. Bunları da öğrenmenizde yarar var. 12 Ceyhan. 13. sorumuz. Numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Divan edebiyatında nesir şiire göre pek fazla gelişmemiştir. Doğru. Buna karşın kimi divan sanatçıları nesirden uzak durmamıştır. Mercimek Ahmet'in çevirdiği Kabusname. Evet arkadaşlar, bir çeviridir. Çevirisiyle ünlü, düşünün siz durumu, değerlendirin. Sade nesir örneği olarak bilinmektedir. Sinan Paşa'nın Tazarrunnamesi ve Fuzuli'nin Şikayetnamesi. Doğru. Orta nesir değil arkadaşlar. Neydi bunlar? Süslü nesir örnekleriydi. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Süslü nesir örneği. Yine bu parçada birden fazla bilgi var. Bunları da tekrar etmenizde yarar var arkadaşlar. Yani sorular zor olsun diye değil, bilinsin, hatırlatılsın diye de sorulmuş sorular çoğunluk itibariyle. 13 Edirne doğru cevap dedik. 14. sorumuz. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Divan şiirinde kimi tarzın öncülüğünü yapan kimdir arkadaşlar? Nabi'dir. Yani geçen yine bir analiz yapmıştık divanla ilgili. Nabi'yi ve Şeyh Galip'i ÖSYM'e çok fazla soruyor. Arka arkaya sormuş bir hayli. Özel bir dikkat çekmek istedim o noktaya. Şimdi oğlu için yazdığı eserin adı nedir arkadaşlar? Hayriye'dir. Hayriye adıyla bilinmektedir. Ona ait bilgiler var. Öğütler, nasihatler içeren bir kitaptır Hayriye. Nabi doğru cevabımız olacak. Yine şu diğer eserleri de bir bakıma tekrar etmiş oldunuz arkadaşlar. Evet, 15. sorumuz. Söz edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından yazılmıştır? Artık o kadar çok soru çözdük ki bununla ilgili. Yani Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk adlı eserinin olduğunu bilmeyenimiz kalmadı. Sepki Hindi akımına bağlı bir sanatçı olduğunu bilmeyenimiz kalmadı. Sepki Hindi ince, düşündürücü, süslü, sanatlı, ağır bir dili benimseyen akımdır Sepki Hindi arkadaşlar. Bunlar genel özellikler, Şeyh Galip'in özellikleri. Yani bu kadar kolay soruyor demeyin, sormuş ÖSYM'e. Soruyor yani, biz de bazıları işte belli bir nete erişsin diye bunu da sormuş olduk. Bu sınav için şunu söyleyeyim arkadaşlar. 22 ve üzeri yapanlar, evet ya ben belli bir formu yakaladım diyebilir. 26 yapan arkadaşlarımızın biraz daha gayret etmesi gerekiyor. Ama ben ümit ediyorum ki bir hayli full yapan çıkacak. Evet, boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Tanzimat edebiyat yazarlarının ele aldığı konulardan biri cariyeli konusudur. Zehra adlı eserde bir tüccarın kızı olan Zehra'nın kendisi küçük yaşlardayken annesi ölür. Daha sonra babasının katibi Supi ile evlenir. Tamam. Annesi oğlunun evine bir cariye alır. Bu cariye de zaten kıskançlığı körükleyen olayı başlatmış olur. Yani bunun başlatması hani Sır Cemal endeksli değil, yaşananlar endeksli,
Sufi endeksli ya da Zehra'nın kıskançlık krizleri endeksli. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Sırrı Cemal'le evet, iki şık var. C ve D şıkları arasında Sırrı Cemal cevaplardan biri. Mahbeker mi, Canan mı? Bakalım. Yine kölelikle ilgili. Cariyelik konusuna yer verilen bir diğer eser Felatun Bey ile Rakım Efendi. Evet. Onlar da eve bir cariye alıyorlar. Rakım'ın annesi ölünce adeta onun annesinin yerine geçer. Kim? Dadısı Fedai Kalfa. Satın alınan hangi cariye? Canan. Evin kızı gibi muamele eder. Hatta burada şu bilgiyi vereyim. Rakım Efendi Canan'ı kendi beğenileri doğrultusunda yetiştirir, eğitir, ona musiki dersleri de verir. Sonrasında onunla evlenir. Böyle de bir ayrıntı, detay var arkadaşlar. 16 Denizli doğru cevap. 17. sorumuz, fecraati edebiyatının özelliklerinden biri değildir. Edebiyatımızı beyanlama yayımlayan ilk topluluktur. Servet-i Fünuncular yeteri kadar Batı'yı takip etmemekle suçlamışlardır. Evet, böyle bir özellikleri var arkadaşlar. Hatta Batı'yı günün güne takip etmeyi istemektedirler ama 3 yıl gibi kısa bir sürede dağılıp gitmişlerdir. Ahmet Haşim topluluğun en önemli şairidir, doğrudur. Sanatın şahsi ve muhterem olduğu görüşü hakimdir, evet. Şiirlerde hece ölçüsünün kullanılmasını benimsemişlerdir. Hayır arkadaşlar, şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır diyoruz. Evet, 17 Edirne. 18. sorumuz, bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? Bakalım, Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci'nin kafiyenin göz mü yoksa kulak için mi olduğunu tartışmaları, Namık Kemal'in Ziya Paşa'ya cevap olarak yazdığı Tahrib-i Harabat'ı ve Tevfik Fikret'in Siste Söyleniş şiiri öteden beri edebiyat severlerin dikkatini çekti. Arkadaşlar, burada Fikret Sis'i yazdı. Siste Söyleniş'i kim yazdı? Evet. Bazılarınızın sesini duyar gibiyim. Yahya Kemal'indir Siste Söyleniş şiiri. Bunlar birer tartışma. Namık Kemal Ziya Paşa, Recaizade Muallim Naci, Tevfik Fikret Yahya Kemal. Yani bir karşı duruş sergilenmiştir bir şekilde. 18 Edirne doğru cevabımız. 19. soru. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet, yani bir tık dikkat isteyen bir soru. Eğer ki arkadaşlarımızdan bazıları bunu bilmiyorsa lütfen not alsınlar. Çıkabilecek bir soru. Selma Hanım. Türk romancılığının öne çıkan isimlerinden biri olan Yakup Kadri'nin falanca romanı demiş. Şimdi ilk bölümde Milli Mücadele dönemi, ikinci bölümde Cumhuriyet'in ilk yılları, son bölümde ise Cumhuriyet'in ilanından sonraki 20 yıl ele alınır. Arkadaşlar bu alınırken şunu da söyleyelim. Selma Hanım şahsında, bakış açısında, yaşantısında bu üç dönem ele alınır. Ve Selma Hanım'ın üç dönemde de üç farklı kişiyle evli olduğunu görmekteyiz. Yani değişik nedenlerden dolayı ayrılıyor. Yeni bir evlilik. Selma Hanım şahsında üç önemli dönem anlatılır. Bu romanımız arkadaşlar Yakup Kadri'nin Ankara romanıdır. Evet. Önemli bir ayrıntıydı. Geçelim 20. sorumuz. Hangisi bu parçada anlatılan eserin yazarına ait değildir? İçimizdeki şeytan romanın baş kişisi Ömer'dir. Şimdi yine bu bilgiyi de not ediniz arkadaşlar. Çünkü bir başka soruda müstakil bir şekilde Ömer karakteri üzerinden, onun problemleri üzerinden, boşlukları, kötümserliği üzerinden bir soru gelebilir. Yani sorulara öyle bakınız lütfen. Dolayısıyla bu eser kimindir? Sabahattin Ali'nindir. Hangisi Sabahattin Ali'ye ait değildir? Kuyucak Yusuf onun, Kürk Mantolu onun, Mantolu Madonna onun, Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk'un, Sırça Köş, Değirmen, bunlar da yine hikayeleri. İkisi C şıkkımız Orhan Pamuk'tur. Doğru cevap. Yani burada
Yani aslında Orhan Pamuk'u sormuyoruz bir bakıma. Neyi soruyoruz? Sabahattin Ali'yi soruyoruz arkadaşlar. Ona ait eseri bilip bilmemeniz önemli burada. 21. sorumuz. Yani bu soruyu, bu tarz bir soruyu bekliyorum arkadaşlar bu yıl. Neden olmasın diyorum. Lütfen dikkat ediniz. Bazı arkadaşlarımızın gözünden kaçmış olabilir bu detay. Henüz bu konuya gelmediyseniz lütfen bunu not ediniz. Yani önemli bir bilgi. Onun eserlerinde toplumsal hayatta meydana gelen değişikliklerin birey ve toplumda meydana getirdiği çözülme ve dağılış irdelenir. Çözülme. Zaten bakın burada çözülme de var. Sonrasında yaşamın kutsal işleyişini acımasızca yok ederken yarattığı nesnel dünyanın bir parçası olarak da kendi kökensel yazgısını yok eder. İnsanlar, evet toplumsal bir eleştiri var, dünyevilik var. Dirilmenin başlangıcı olan değerler söz konusu. Aslında kendisi nasıl diyelim, gelenekçi, muhafazakar bir sanatçıdır. Toplumsal değişmeyi Doğu-Batı perspektifinde, bunalım perspektifinde anlatır. Yani şöyle söyleyeyim, Doğu'yu Batı'yı iyi bilen bir sanatçı, felsefesi olan bir sanatçı, Yedi Güzel Adam'dan bir tanesi. Bu ayrıntılar farklı yerlerden çıkabilir karşınıza. Yer yer sembolik öyküler de yazıyor, kuyu gibi. Çok sesli bir ölüm, çözülmeye çarpılmışlar. Gül yetiştiren adamdan söz ediyoruz arkadaşlar. Kimdir o? Rasim Özdenören'dir. 21 Adana doğru cevap. 22. sorumuz. Söz edilen sanatçı. Bu soru da yine çıkabileceğini ümit ettiğim konulardan biri, sorulardan biri. Bu soruyu doğru yapan arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik etmiş olayım. Yani bir şeyleri biliyor olduğunuzun bir göstergesidir. Yani bilmiyorsanız da buna dikkat ediniz lütfen. Klasik söyleyişin dışına çıkmayı başaran şair, dünyanın en güzel Arabistan'ında izlenimci ögeleri çoğaltmış, gözle görülür biçimde soyutlama eğilimine yönelmiştir. Her pazartesi var, sonrasında toplandılar var. Hatta ben bir şey daha söyleyeyim. Göğe bakma durağı, sonrasında tütünler ıslak. Çünkü tütün konusu karıştırabilir. Tütünler ıslağımız var, bir. Tütün yorgunu var, iki. Tütün zamanı ve acı tütün var. Arzu eden arkadaşlar bunları not edebilir. Tütün yorgunu Talip Apaydın. Acı tütün, tütün zamanı, tütüncü Necati diye kodluyorum. Necati Cumalı. Ve tütünler ıslak burada yok ama başka bir yerde karşınıza çıkabilir. Tütünler ıslak. O da arkadaşlar Turgut Uyar'ındır. Cevabımız Adana olacak. Önemli bir soruydu. Seçici bir soru. Onu belirteyim. Evet. 23. sorumuz. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Edebiyatımızda Tanzimat dönemiyle giren köy konusu Cumhuriyet döneminde bilhassa 1940'tan sonra önemini artırmıştır. Köy enstitüleri buna katkı sağlamıştır arkadaşlar. Köye önem veren, köyü esere, romana, hikayeye taşıyan sanatçımızı soruyor. Hangisidir bu sanatçı arkadaşlar? Tanpınar değil, Peyami Safa değil, Nazlı Eray değil, Abdülhak Şinasi Hisar hiç değil, Boğaziçi Medeniyeti, Talip Apaydın'dır. Zorlanmadığınızı düşünüyorum bu soruda. 23 Edirne. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Umarım her geçen gün çok daha iyi oluyorsunuzdur. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? İnsanda ama yalnız insanda yaratılmış olma özden önce gelir. Yaratılmış olma özden önce. Bu demektir ki insan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü o özünü kendi oluşturur. Nasıl mı? Şöyle. Dünyaya atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirleme yolu hiç kapanmaz, her zaman açıktır arkadaşlar. Biz buna varlığı sorgulama ya da varoluşçuluk diyoruz arkadaşlar. Ya da bir diğer adıyla egzistansiyalizm, varoluşçuluk. 24 Ceyhan doğru cevap.
Arkadaşlar, kendi hazırladığım sorulardan bir denemeyi sizlerle bitirmiş olduk. Umarım istifadeli olmuştur. Yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Bir başka denemede görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, başarılar.